Sürücü kurslarında yeni dönem başlıyor. 1 Ocak 2016'da yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenleme, otomatik vitesli araçlı eğitim, stajyer sürücü uygulaması gibi çok sayıda yenilik içeriyor. Ehliyet sınavında otomatik vites dönemi başlıyor. Önceden sürücü kurslarında sadece vitesli araçlarla eğitim veriliyordu ama artık bu zorunluluk ortadan kalkıyor. İsteyen sürücü otomatik vitesli araçla da eğitim alabilecek. Otomatik vitesli araç kullanacağım diye başvuran kişiler tekrar ben düz vitesli araç kullanacağım dediği takdirde bu sefer düz vitesli olan aracın sınavına girip başarılı olduğu takdirde bu sefer o ehliyet de almış olacak. Sürücü kurslarıyla ilgili değişiklik bu kadar değil. Yeni düzenlemede stajyer sürücü uygulamasının yanı sıra çok sayıda yenilik var. Sürücülere yıllık 100 tam puan veriliyor. Stajyerlere 75 puan verilmiş oluyor. Yani burada dikkatli olmaları sağlamak amacıyla böyle bir uygulamaya tabi tutulmuş oluyor. 8 sınıftan oluşan ehliyet sınıfı 17'ye çıkarılıyor. Ön sınavlar yapılacak. Sürücü adayları direksiyon başına oturmadan önce simülatörle ön sınavdan da geçmek zorunda. Sürücüler yaşayabilecekleri herhangi bir stresi, heyecanı da burada atmış oluyorlar. Direksiyon sınavı sırasında arabayı stop ettirirseniz de üzülmeyin. Çünkü yeni düzenlemeye göre ikinci şansınız daha var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Başbakanlığa gönderildi. Düzenlemenin 1 Ocak 2016'da hayata geçmesi bekleniyor.